Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Mandel Filmik sonrasında anlatılması gereken konuları inceleyeceğiz. Bunlardan bir tanesi Mandel Tahsisler Kuramı ne olduğunu sorgulayacağız. Böyle az da olsa sorular gelebiliyor. KPSS'de olsun, diğer kurum sınavlarında olsun, lisans sınavlarında belki hocaları işlediyse açıklanması, anlatılması gereken çok da zor olmayan bir arkadaşlar konu. Akabinde Marshall Lerner koşulundan bahsedeceğiz. Marshall Lerner koşulunun ne olduğunu söz edeceğiz. Ne işe yaradığından bahsedeceğiz. Ve bununla bağlantılı olan bir eğrimiz var. J eğrisi. Bu sayfada tabi yer kalmadığı için gösteremedik. Onu diğer sayfaya arkadaşlar aktardık. Ondan da bahsedip Mandel Fleming ile ilgili olan bütün konuları işlemiş olacağız. Ve AD-AS modeline hazır hale gelmiş olacağız bu videodan sonra. Şimdi hocam Mandel Tahsisler Kuramı nedir? Şimdi Mandel Fleming'den farklı bir kavram bu. Mandel Fleming'de işte tam sermaye hareketliliğinde, kısmi sermaye hareketliliğinde ya da tam sermaye kontrolünde esnek ya da sabit kurda hangi politikaların etkili olup olmadığı inceleniyordu ki bunda önceki videoda biz bunu inceledik. Mandel Tahsisler Kuramı ise arkadaşlar farklı bir olaya bakış açısı sağlıyor. İsmi üzerine zaten tahsis etmek yani politikaları bölüştürmek, hangi sorunda hangi politikayı kullanacağını öğretmek olarak da ifade edilebilir. Tahsis bu arada tahsis etmek, kullanımına emrine sunmak cinsinden aklınıza tutabilirsiniz. Ve Mandel diyor ki arkadaşlar dışa açık bir ekonomide yapılan politikalar iç ve dış cephelerde, iç ve dış alanlarda farklı sorunların oluşmasına yol açabilir. Mesela siz içeride istikrarı sağlıyorum derken dışarıda istikrardan uzaklaşabilirsiniz. Ya da dışarıda istikrarı sağlıyorum derken iç istikrarın kaybolmasına yol açabilirsiniz. Dolayısıyla ekonomide yapılan politikaların hükmettiği iç ve dış denge açısından açmazlar ortaya çıkabilir. Bu açmazlara hangi politikalardan müdahale edilmesi gerekecek? Bunları gösteren bir arkadaşlar kuramdır. Ve Mandel işe şöyle başlar. Bir grafikle başlar. Sorunlu alanları göstermek için bir grafik çizer. Burası Y, burası İ olmak kaydıyla BP arkadaşlar oluşturur. Şurayı da tam istihdam dengesi TİD yazılabilir ya da YF tam istihdam duvarı. Böyle 4 tane bölge ortaya çıkar. Şimdi BP'nin üstüne ne vardı? BP'nin üst kısmında ödemeler bilançosunda fazla vardı. Yazıyoruz. Dış fazla, fazla ve yine dış fazla vardı. Peki BP'nin alt kısmında ne vardı? Dış açık, ödemeler bilançosu açık ya da dış açık vardı. Peki BP açısından sıkıntıları yazdık. Şimdi tam istihdam duvarı açısından sıkıntıları oluşturalım. Tam istihdam duvarının sağ tarafı arkadaşlar enflasyonist açık. Yani enflasyon. Enflasyonist açık. Yine tam istihdam duvarının sağ tarafı enflasyonist açık. Sol tarafı da durgunluk yani işsizlik ya da deflasyonist açık ya da işsizlik, ekonomi durgun diyebilirsiniz. Dolayısıyla dış fazla işsizliğin olduğu kısım, dış fazla enflasyonun olduğu kısım, dış açık enflasyonun olduğu kısım ve dış açık işsizliğin olduğu kısım olmak üzere iç ve dış dengesizlikleri gösteren bir grafiği arkadaşlar ne yapmış olduk? Elde etmiş olduk. Şimdi dengesizlikler ve çözümüne geçelim. Tek tek yazmaktansa böyle ayırdım arkadaşlar. Şimdi eğer ekonominizde iç dengesizlik varsa arkadaşlar iç dengesizliklere maliye politikası ile hükmedeceksiniz. Yani çözüm üreteceksiniz. Peki ekonomide dış dengesizlikler varsa da buna para politikası ile arkadaşlar çözüme kavuşturacaksınız diyor Mandel Tahsisler Kuramı'nda. Ve hemen maliye politikasının yani iç dengesizlikler olarak adlandırılan enflasyon ve işsizliğin maliye politikası ile nasıl çözüldüğüne bakalım. Eğer ekonominizde enflasyon varsa demek ki çok fazla talep var.
o talebi kısmanız gerekir. Zaten enflasyon açığı daha önceki videolarda izlemiştik ve demiştik ki, yani anlatmıştım ve demiştik ki enflasyon yanan bir ateş gibi, o ateşi söndürmek için tam tersi politikalar yapmanız lazım. Yani talebi azaltmanız lazım. Bu yüzden daraltıcı maliye politikası yapmanız gerekir. Yani kamu harcamalarını azaltacaksınız, vergileri yükselteceksiniz, transfer harcamanı kısacaksınız gibi gibi. Yani daraltıcı maliye politikasına bir daha burada girmiyorum. Peki ekonominizde işsizlik varsa ne yapacaksınız? Ekonomide işsizlik var demek talebin yeterli olmadığını gösterir. Ya da fabrikaların tam açık olmadığını gösterir. Bu yüzden siz fabrika açmak zorundasınız. Yani ekonomiyi genişletmek zorundasınız. Kaldırımları söküp yeni baştan yapmanız gerekir. Yani nasıl maliye politikası? Genişletici. Genişletici maliye politikası arkadaşlar yapmanız gerekir. Dolayısıyla enflasyon nasıl hükmeteceğimizi, işsizliği nasıl hükmeteceğimizi, iş dengesizlikler özelinde incelemiş olduk. Peki dış dengesizlikleri arkadaşlar nasıl hükmeteceğiz? Oluşan dış dengesizlik durumları varsa bunlar da para politikasıyla arkadaşlar çözüme kavuşturulur. Ve bu noktada dış fazla, BEP'nin üst kısmı ve dış açık, yani BEP'nin alt kısmı bölgelerinden bahsedecek olursak, dış açık demek arkadaşlar ülkenin döviz yetersizliği olduğu anlamına gelir. Döviz yok. O zaman sen dövizi ne yapman gerekiyor? Çekmen gerekiyor. Peki dışarıdan sıcak parayı çekebilmek için silahlardan, yani bir sürü silahın var ama en etkin silahın, grafiksel olarak en etkin silahın, ki dikey eksende yazılıyor zaten, faizdir. Bu yüzden faizleri arttırırsan dışarıdan sıcak para gelir. Ve sıcak paranın gelmesi arkadaşlar dış açığı fazlaştırır. Sıcak para gelir ve dış açığı dış fazla haline getirir. Yani sermaye hesabını ne vermeye zorluyorsun? Fazla verdirtmeye ya da portföy yatırımlarını arttırmaya çalışıyorsun bu kapsamda. Demek ki faizler artarsa aslında dışarıdan para gelmiş olur. Peki burada bu noktada söylemem gereken şey şu. Demek ki faizler artınca sıcak para geliyor. Yani dış açıktan kurtuluyorsun. Peki faizleri arttıran politika nasıl bir politika? O politikada daraltıcı para politikası. Daraltıcı para politikası yaparsan demek ki faizler yükseliyor. Faizlerin yükselmesi de dışarıdan sıcak parayı ülke içerisine getiriyor. Döviz açığını bu şekilde kapatmış oluyorsun. Dış açık, dış fazlalaşma eğilimine doğru gidiyor. Peki dış fazlada ne yaparsın? Demek ki döviz bol. Peki döviz çok fazlaysa bu sefer tam tersi politika. Yani faizleri azaltma eğilimine gidersin. Peki faizi azaltırsan sıcak para arkadaşlar ne olur? Kaçar. Peki faizleri azaltmak demek ne demektir aynı zamanda? Fazlalığı da dengelemek demektir. Peki ne yaparsan, hangi bir para politikası yaparsan faizler düşer. Genişletici para politikası yaparsan. Genişletici para politikası yaparsan para arzı artar. Para arzının artması paranın fiyatı olan faizi ne yapar arkadaşlar? Düşürür diye de dış dengesizlikleri yorumlayabilirsin. Peki o zaman neler yapacağımızı şu bölgeler itibariyle yorumlayalım. Dış fazla varsa genişletici para politikası. İşsizlik varsa genişletici maliye politikası. Demek ki genişletici para, genişletici maliye. Peki dış fazla varsa genişletici para politikası. Enflasyon olduğu için daraltıcı maliye politikası. Dış açık varsa daraltıcı para politikası. İşsizlik olduğu için genişletici maliye politikası. Dış açık varsa daraltıcı para politikası. Enflasyon olduğu için daraltıcı maliye politikası şeklinde bunu düşünebiliriz. Peki nasıl sorular geliyor? Mesela şöyle soru tarzı gelebilir. Mandel Tahsisler Kurumu'na göre bir ekonomide dış fazlayla işsizlik sorunları görülmektedir. Bu ekonomide hangi politikaların yapılması uygundur? Öğrenci de Mandel'i görünce Mandel Fleming modeli aklına geliyor ve şekil çizmeye başlıyor. Ama patlıyor. Çünkü Mandel Fleming'i sormuyor, Mandel Tahsisler Kurumu'nu soruyor. Bu Mandel Fleming'den farklı bir arkadaşlar konudur. Az önce de bu durumu, bu şekil itibariyle, konu itibariyle işledik.
Ve dış fazla ve işsizlik varsa, soruya geri dönecek olursak, hani çıkması muhtemel bir soru bekliyoruz ya. Dış fazla varsa sen onu genişletici para politikasıyla çözüyorsun. Anlattık. Peki işsizlik varsa sen onu genişletici maliyet politikasıyla ne yapıyorsun? Çözüyorsun. Dolayısıyla sorunlara siz de bu şekilde yaklaşıp soruları çözebilirsiniz. Yani bir sıkıntınız kalmaz. Çok kısa yoldan bu şekilde arkadaşlar bu durum gösterilebilir. Peki ikinci konumuz arkadaşlar şu. Marshall-Lerner koşulu. Bu sakın mikrodaki Lerner endeksiyle karıştırmayın. Hani o Monopol'de anlatmıştık onu. Mikroyu da özledik bu arada. Monopol'de demiştik ki Monopol gücü diye bir şey var. P-MC/P. Monopol nasıl marjinal maliyetlerin üzerine fiyat koyuyor da farklılaştırıyor. Ne kadar gücü var. Onun 0 ile 1 arasını ölçen bir endeks de o. Bu Marshall-Lerner koşulu. Endeksi değil. Koşul. Şart. Şimdi arkadaşlar şu söz konusu. Devalüasyondan bahsetmiştik. Neyi devalüasyon dönelim. Devalüasyon sabit kurda uygulanır. Sabit kur da uygulanır. Sabit kuru yönetmek için ülkenin rezervlerinin çok önemli bir yere sahip olduğundan bahsetmiştim. Eğer ülkenin rezervleri yetmezse, yani baktı ki artık kuru arkadaşlar yönetemiyor, söz verdiklerinin de maalesef karşılayamıyor, o zaman Merkez Bankası hükümetle bir karar alır, der ki 1 dolar 3 lirayken, mesela örnek 1 dolar 3 lirayken sabit kurda, kurları idare edemediğim için, rezervlerimde olmadığı için 1 dolar 5 TL yapıyorum. Yani bir sonraki karara kadar artık bu kur geçer derse, eskiye nazaran ülkenin arkadaşlar sabit kur sisteminde Türk lirasının değerinin düştüğünü, doların değerini kazandığını, devalüasyon yani value de yani değer düşüklüğü olduğunu anlayabiliyorum. Bu devalüasyondur. Sabit kur uygulanır. Ancak yapılan her devalüasyon acaba güzel bir şey midir? İyi bir şey midir? Neden hocam iyi bir şey devalüasyon? Şimdi bakın Türkiye'deki krizleri incelediğinizde her krizden sonra devalüasyon yapıldığı görülmüş. Niye krizlerden sonra devalüasyon yapılıyor? Çünkü krizden sonra devalüasyon yapmak Türk lirasının değerini düşürüyor, doların değerini arttırıyor ve bizim ihracatımızı yükseltiyor. İthalatımızı da azaltıyor. Ve ihracat demek bizim dışarıya mal satıp karşılığında dolar almamız demek. Rezervlerimizi yükseltmemiz demek. Ama her yapılan devalüasyon acaba işe yarar mı? Ya da rekabetçi kur olarak günümüzde bahsedilen anlayış doğru bir anlayış mı? Hani çarptırırsak esnek kur üzerinde düşünürsek. Yani kurun yükselmesi ülkeye her zaman dolar kazandırır mı? Rezervlerini genişletir mi? Sorusu Marshall-Lerner'de işlenen bir koşuldur. Bir olaydır, bir konudur. Ve arkadaşlar yapılan devalüasyonun ülkeye rezerv, dolar kazandırabilmesi için, ülkenin rezervini arttırabilmesi için bazı koşulları incelemek gerekir. Şimdi bir, bunlardan ilki devalüasyonun ihracat üzerindeki etkisi. 1 dolar 3 TL iken 1 dolar 5 TL'ye çevrilirse, yani devalüasyon yapılırsa, evet ihracat artar ve ihracat geliri yükselir. Öyle değil mi? Dolayısıyla biz dolar rezervimizin arttığından bahsedebilir miyiz arkadaşlar? Evet. Peki hocam bir de şu var. Devalüasyon yaptığınız zaman, yani 1 dolar 3 TL iken 1 dolar 5 TL yaptığınız zaman öteki tarafı da var. Yani iki ucu nokta nokta değnek deyin siz onu arkadaşlar. Bakın iktisat her zaman tek yönlü bir anlayış değildir. İki yöndür. İyi tarafı da vardır, kötü tarafı da vardır. Bakın şimdi kötü tarafını anlatıyorum. Peki doların böyle sabit kurda yükselmesi, yani devalüasyon ilan etmemiz bizim ithalatın maliyeti üzerine etkisi nedir arkadaşlar? Arttırır. Mesela Türkiye gibi dışa bağımlı bir ülke, ülkedeki mal üretiminin, girdilerinin dışarıya bağlı olduğu bir ülke, dışarıdan mal alırken döviz öder, dolar öder. Ve sen devalüasyon ilan edince sen ülkede fabrikalara bir kaynak, mesela petrol alacaksın, ham madde alacaksın. Dışarıdan geliyor bunlar. Bunların fiyatları da yükselir.
Aynı nasıl biz Adidas'ı arkadaşlar giymek için, bazı spor ayakkabılarını giymek için döviz kuru yükselince daha fazla para ödüyorsak, fabrikadaki üretim yapmak için kullandığımız girdileri de arkadaşlar dolar üzerine ödeniyor ve devalüasyon yapılınca da bu girdilerin maliyetleri artıyor. Dolayısıyla bir taraftan evet devalüasyon ihracat üzerinde dolar rezervini arttırıcı etkisi varken, ancak devalüasyon ithalat üzerinde olumsuz etkisi vardır. Nasıl olumsuz etkisi vardır? Yapılan ithalatın maliyetini yükseltir. Bu da rezervlerin arkadaşlar, dolar rezervinin ya da dövizin azalması anlamına gelir. Dolayısıyla bu iki etkinin bir olumlu bir olumsuz tarafı vardır. Peki devalüasyona karşı verilen tepkileri ölçen işte esneklik tipleri de bunu yorumlar. 1. İhracat esnekliği AX, yapılan bir birim devalüasyonun ihracat gelirini ne kadar arttıracağını gösterir. EM ise kötü tarafı anlatır. Yapılan bir birim devalüasyonun ithalat maliyetini ne kadar arttıracağını gösterir. Yani bu aslında devalüasyon için olumlu etkiyi gösterirken bu da olumsuz arkadaşlar etkiyi gösterir. Peki o zaman sonuçlar şöyle yorumlanır. Başlıyorum. EX artı EM birden büyükse, ki EX EM'yi karşıya at, 1 eksi EM demektir. Yapılan devalüasyon nasıl bir sonuca yol açar diye düşünürsek, olumlu taraf olumsuz taraftan daha büyük. Yani yapılan devalüasyon ihracat gelirini ithalatın maliyetinden daha fazla arttırıyor. O zaman arkadaşlar bunun dış ticaret üzerinde ya da rezervler üzerinde nasıl etkisi vardır? Rezervler üzerinde olumlu etkisi vardır diye yorumlarız. Yani rezerv arttırıcı etkiye sahiptir. Peki EX artı EM birden küçükse, ki EX tek başına bırakırsak, EM'yi karşıya şutlarsak 1 eksi EM yapar. Devalüasyon yaptığımız zaman devalüasyon ihracat üzerindeki olumlu etkisinin daha az, ithalat maliyetini artırıcı etkisinin daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu rezervleri arkadaşlar ne yapar? Olumsuz olarak etkiler. Olumsuz olarak etkiler ve son olarak da AX artı EM 1'e eşitse o zaman şu olur. AX eşittir. EM'yi karşıya at, 1 eksi EM. Yapılan devalüasyon rezervler üzerinde ne iyi etkisi vardır ne kötü etkisi vardır. Yani stabildir. Olumlu olumsuz etkiler birbirini götürür. Peki biz devalüasyonun işe yaramasını araştırmıyor muyuz Marshall-Lerner koşulunda? Marshall-Lerner koşulu şöyle diyor zaten. Bir birim yapılan devalüasyonun ne kadar olumlu etkiye sahip olacağını araştırıyoruz bizler diyor Marshall-Lerner. O yüzden Marshall-Lerner koşulu olumlu kısımla ilgilendiği için koşul olarak biz neyi savunuruz? AX artı EM'nin birden büyük olmasını arkadaşlar savunuruz. Ne bire eşit olduğunu savunuruz. Yani koşul olarak ne birden küçük. Zaten birden küçük kötü. Ama 1'e eşit olması da nötr. Biz birden büyük olmasını savunuruz. KPSS'de böyle bir soru çıkmıştı. Marshall-Lerner koşulu aşağıdaki yerden hangisidir şeklinde çok ezbere dayalı bir soru sormuştu. Aslında bu öğrenci bunu kitapta görse bile yani işaretleyebilir. Ama cevabını yanlış vermişlerdi. Soru da iptal olmuştu diye hatırlıyorum. Çünkü cevabına şu demişler Marshall-Lerner koşulu. EX artı EM işte şöyle yazmış. Birden büyük ve eşit. Birden eşit olmayacak. Olumlu tarafı sorguluyoruz. Bu kısım yanlış olur. Yani doğru cevap EX artı EM'nin altta yazdım. Yıldız attım zaten yanına. EX artı EM'nin birden büyük olma koşuluna biz Marshall-Lerner koşulu diyoruz. Devalüasyonun işe yarayıcı etkisinden bahsediyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla Marshall-Lerner koşulu soru olarak gelebilir. Başka ne verebilirler? Mesela örnek soru tipi. Bir ülkede devalüasyonun ihracat üzerindeki etkisi 0.6. Marshall-Lerner koşulunun geçerli olabilmesi için işte ithalat esnekliği kaç olması lazım? Yani toplamı 1'i geçmesi lazım. İşte 0.5 olursa 1.1 yapıyor, geçiyor. 0.4 olursa 1'e eşit oluyor. Mesela 1'e 1 olması Marshall-Lerner koşulu olmuyor. Yani iki esnekliğin toplamını birden büyük yapan sayılar Marshall-Lerner koşulunu bize ifade eder. Buna da dikkat etmekte fayda var. Yine bir özgün soru tarzında bunlar da düşünebilir. Hani koşulu sorduysa belki sayısal bir
örnekte yapabilir diyoruz. Evet, Mandel tahsisler konumuyla Marshall Lerner koşulunu açıkladık. Şimdi geldik son arkadaşlar olaya. Ondan da bahsedip artık Mandel, Fleming ve etabındaki konulara da noktayı koyma zamanı. Peki hocam o ne? Arkadaşlar bu ise J eğrisi. J eğrisi. J eğrisi diye bir şey var iksatta. Peki hocam başka isim yok mu? Yok. Peki J eğrisi nedir? Az önce anlattığım durumla ilgili olan bir eğridir. Yani Marshall-Lerner koşuluna dayanan ve devalüasyonun işe yarayıp yaramadığını gösteren arkadaşlar eğri J eğrisi olarak adlandırılır. J eğrisi nedir? Devalüasyonla ilgili olan bir eğridir. Devalüasyon arkadaşlar başarı ya da başarısızlığı J eğrisine bakılarak anlaşılabilir, görülebilir. Peki nedir? Şimdi not şu, nottan gidelim sonra açıklama yapayım. Bir ülkede devalüasyon yapıldığı zaman fiyatlar hemen değişse de buna verilen miktar tepkimeleri gecikmeli olarak gerçekleşir. Sınav sorusuydu arkadaşlar bu KPSS. Dikkat! J eğrisinin doğru tanımı aşağıdakilerden hangisidir demişti. Yapılan devalüasyon fiyatları hemen etkilerken miktardaki etkileşimler zamanla devreye giriyor. Yani şöyle söyleyeyim. Bir devalüasyon yapıyorsunuz. Mesela 1 dolar 3 TL iken sabit kurda yeni açıklanan kur 1 dolar 5 TL. Devalüasyon değil mi? Bu eski kur, sabit kur. Bu yeni. Peki bu durumda hemen fiyatlara yansıyor. Hem ihracatın fiyatına yansıyor, hem ithalatın fiyatına yansıyor. Ama o fiyatlara karşı verdiğiniz tepkiler gecikmeli oluyor. Yani ihracat ve ithalat devalüasyona karşı miktar gecikmeleri yaşatıyor. İşte bu gecikmelerden dolayı ortaya çıkan esnekliğe daha çok bağlı olan eğrimiz J eğrisini arkadaşlar gösteriyor. Ve J eğrisinde ikinci nota şöyle dedik. Bu gecikmelerde şunu gösteriyor. Devalüasyon yaptığımız zaman ithalatı maliyeti daha artarak açık ilk etapta daha da artış gösterir demişiz. Yani şöyle 1 dolar 3 TL iken 1 dolar 5 TL olduğunda biz eğer dışa bağımlı bir ülkeysek arkadaşlar, yani kaynakların dışarıdan gelmesine bel bağlıyorsak hemen o kaynakların ikamesine başvurmak biraz sıkıntılı oluyor. Mesela kalkıp da biz atıyorum Almanya'dan bir motor parçası alırken devalüasyon durmaz hemen o malın fiyatı yükseliyor ya, ithalat maliyeti. Hemen kalkıp başka bir ülke arayışına geçip de Almanya'dan aldığımız miktarı azaltamıyoruz. Yani ithalatımızı düşüremiyoruz. Bu durumu yarattığı eğridir. Şimdi inceleyelim şey eğrisini. Dikey eksende net ihracat, yatay eksende time, yani zaman olmak kaydıyla. T0 döneminde net ihracatımızın negatif olduğunu görüyoruz. Peki soru ne oluyor? Bir anda T0 döneminde devalüasyon yaparsak biz dışarıdan arkadaşlar aldığımız mal miktarını hemen değiştiremeyeceğimiz için ama ithalatın da maliyeti yükseldiği için açık hemen arkadaşlar ne oluyor? Daha da fazlalaşma eğilimine doğru gidiyor. Yani devalüasyon normalde açığın hemen kapatılmasını gütmüyor. Açık daha da ilk önce ayyukadan çıkıyor. Bakın daha da kötüleşiyor. Neden? Çünkü hemen Almanya'dan aldığımız malları başka bir ülkeyle daha ucuz bir girdi temini sağlayan ülkeyle değiştiremiyoruz. Sözleşmeler var, bağlantılar var, opsiyon yapmışız, forward yapmışız mesela. Öyle değil mi? Dolayısıyla hemen devalüasyonun ilk etapta net ihracat üzerinde olumsuz etkisini görüyoruz. Peki bu ne demek? EX artı EM'nin birden küçük olduğu durumu da ifade eder. Hani bir önceki durumda ne demiştik? Bir devalüasyon yaptığınız zaman rezervleri dış ticareti olumsuz etkileyen etki EX artı EM'nin birden küçük olması. Yani devalüasyon yapar yapmaz olumsuz etkisi bu etki olarak göze çarpıyor. Sonra açık bir yerde maksimum oluyor. Artık başka kaynakları ucuz olan ülkeye doğru geçiş yapmaya başlıyoruz. Devalüasyon çünkü girdinin maliyetini arttırdığı için dengelenme sürecine giriyor maksimumda. EX artı EM'nin bir eşit olduğunu görüyoruz. Sonra yavaş yavaş Almanya'dan aldığımız girdileri azaltıp başka ucuz olan ülkelere kaymaya doğru girişim yaptıkça da
AX artı EM birden büyük olduğunu, yani devalüasyonun işe yarayıcı etkisinin görüldüğünü arkadaşlar ifade ediyoruz. Ki negatiften pozitife doğru net ihracatta düzelmeler yaşandığını görüyoruz. Zaten bu da Marshall Lerner koşulu olarak adlandırılan koşul. Yani devalüasyon işe yarayan kısmını sorgulayan kısımdır. İşte devalüasyon ilk etapta fiyatları etkileyip sonra miktarları gecikmeli etkilemesinden dolayı oluşan şekilden dolayı biz bu eğriye ne diyoruz? J eğrisi diyoruz. Gerçekten de J'ye benziyor. Şöyle biraz daha böyle hatta verevli olarak da çizilebilir. Ben biraz grafik olduğu için sert çizmek zorunda kaldık bilgisayar programı olduğundan dolayı. Peki hocam, ülkemizde şu an J eğrisi görülüyor mu? Hemen yazıyorum. Ülkemizde şu an J eğrisi görülmez. Neden? Çünkü biz sabit kurda değiliz. Hangi kurdayız? Esnek kur geçerli şu an. Esnek kur geçerli olduğu zaman J eğrisi olmaz. Çünkü J eğrisi devalüasyonla ilgili. Devalüasyonla ilgili, sabit kurla ilgili. Peki o zaman Türkiye'de hocam J eğrisi yaşandı mı? Yaşanmaz olur mu? Sabit kurda devalüasyon yapılan her anda ortaya çıkan bir eğri. Peki devalüasyon yılları 1946, 1958, 1977 seriye bağlıyoruz. 78, 79, 1980. Sonra 1994 ve 2001 yılları olmak üzere toplamda arkadaşlar 2, 4, 6, 7, 8. Yanlış yazmadıysam. 1948, 58. Ha bir de şurada şey var. Onu unutmuşuz. 1970. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kez devalüasyon uygulandı. Demek ki 9 kez J eğrisi ortaya çıktı. Bu olay yaşandı. Peki ilk J eğrisi hangi yılda görüldü diye bir özgün soru gelebilir. 1946 çünkü ilk devalüasyonumuz. En son J eğrisi ne zaman görüldü diye sorarsa da 2001. En son J eğrisi ilk J eğrisi şeklinde bahsedebilir. Peki bir soru. En yüksek derinliğe sahip J eğrisi ne zaman oluştu diye sorarsa, yani J'nin şöyle çizecek olursak şöyle bir J eğrisi var, bir de böyle yapan bir J eğrisi de olabilir. Öyle değil mi? J var, J var. Ben en yüksek derinliğe sahip olan J eğrisini soruyorum. O zaman en yüksek devalüasyonun olduğu zamanı soruyorsunuz hocam, değil mi? Evet. İşte en yüksek derinliğe sahip olan J eğrisi 1958 yılında oldu. Çünkü devalüasyonun çok büyük olması bu J eğrisi gibi bozulmanın da ilk etapta çok daha büyük olmasına yol açtı. Peki en düşük derinliğe sahip olan J eğrisi hangi yılda oluşmuştur diye bir soru sorarsa, o zaman devalüasyonun en az olan yıla bakmak gerekiyor. O da 1977 tarihidir arkadaşlar. Yani mesela şu 1977 iken bu 1958 diye de kıyas edebilirsiniz. Hani bunlar özgünlüğünde artık biraz aşmış sorular. Hani bunu kalkıp da bunu hayal edip de sormak biraz daha derin bilmeye dayalı. Çıkacağını zannetmiyorum ama yine ben konunun önemine vurgu yapmak için sizleri arkadaşlar bununla paylaşmak istedim. Bu haliyle artık J eğrisini de bitirmiş oluyoruz. Mandelflamik modelini işlemiştik bundan önce. Akabindeki konuları da arkadaşlar gördük. Dolayısıyla çalışmamızı artık makroda sonlandırmak üzereyiz. ADAS modelinden bahsedeceğiz. ADAS modelini işledikten sonra artık modeller konusu bitiyor makroda. Sonra peşine tüketim teorileri. İşte mutlak gelir hipotezi, sürekli gelir hipotezi diye kavramlar var. Onlardan bahsedeceğiz. Sonra işte göstermediğim eğriler var. Beveridge eğrisi, Phillips eğrisi, onlardan söz edeceğiz. Sonra böyle kavramlar var. Zaman tutarsızlığı, ondan sonra işte histeresis, dinamik tutarsızlık gibi kavramlar var. Onları göreceğiz. Ardından da makroya noktayı koyacağız. O zaman arkadaşlar herkese çalışmalarında çok başarılar diliyorum. Bunları tekrar etmeyi, haftalık tekrarlarınızı yapmayı unutmayın. Bunlarla ilgili soru çözmeyi de unutmayın. Çünkü konu bu kadar. Artık hani soru çözerek, farklı soru tipleri görerek, biraz da düşünerek konuyu çalışırken kendiniz soruları da yaratıp kendiniz sormanız gerekir. O zaman makro oturur. Makronun çünkü ucu bucağı yok. Böyle salt bilgilerden değil de yorum kısmı daha ağırlıklı olan bir dersimizin olduğunu da unutmayın.
O zaman herkese arkadaşlar iyi günler dilerim.